Merhaba herkese. Değerli izleyiciler. Tamamlanan yapımı devam eden ve planlanan yüksek hızlı tren projelerine gelin beraber bakalım. Cumhuriyet kurulduğunda Osmanlı'dan 4000 kilometre demiryolu devralınmıştı. Cumhuriyetin ilk 20 yılında bugünkü inşaat teknolojisinin imkanları, yani iş makinelerinin olmadığı bu zaman diliminde de insan gücü ve kazma kürekle altyapıları inşa edilmek suretiyle 4000 kilometre yol daha yapıldı. Yaklaşık 8000 kilometreyi bulan hatlara yüksek hızlı tren hatlarının eklenmesiyle Türkiye yüksek hızlı demiryolu taşımacılığıyla tanıştı. Tamamlanan yüksek hızlı tren projelerine bakalım. Ankara-İstanbul hızlı tren hattı dikkat çekiyor. Ülkemizin en büyük iki şehri olan Ankara ve İstanbul arasındaki seyahat süresinin azaltılması amaçlanmıştı. Hızlı, konforlu ve güvenli bir ulaşım imkanı oluşturulmasının yanı sıra demiryolu ulaşım payının artırılması amacı da vardı. Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Demiryolu Projesi'nin ilk etabını oluşturan Ankara-Eskişehir arası, 2009 yılında, Eskişehir-İstanbul, Pendik arası 2014 yılında hizmete açıldı. 513 kilometrelik koridor uzunluğunda azami saatte 250 kilometre hıza sahip Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Demiryolu Projesi ile iki büyük şehir arasında seyahat süresi 4,5 saat oldu. T26 tünelinde 6800 metre uzunluğunda inşaat devam ediyor. Giriş çıkış yapılarıyla 8100 metrelik bir mesafede çalışmalar sürüyor. Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattında Bozüyük-Bilecik arasında bulunan tüneller bittiğinde 30 dakikalık bir zaman kazanılacak. Gebze-Halkalı-Banyo hattının tamamlanmasıyla Ankara-İstanbul yüksek hızlı demiryolu ile Marmaray bütünleşerek Avrupa'dan Asya'ya kesintisiz ulaşım sağlanıyor. Eskişehir-Bursa arasında otobüsle, İzmir, Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli arasında da YHT bağlantılı trenlerle seyahat süreleri önemli oranda kısaldı. Ankara-Eskişehir hızlı tren hattı, Ankara-İstanbul projesinin bir parçası ve ilk etabıdır. 245 kilometre uzunluğundadır. 2009 yılında işletmeye alınmıştır. Yolculuk süresi 1 saat 35 dakikadır. Ülkemiz için yüksek teknoloji konusu olan yüksek hızlı trene geçiş aşaması için bir deneyim olmuştur. Ankara-Konya hızlı tren hattına şimdi de bakalım. Ankara-Eskişehir yüksek hızlı tren hattında bulunan Polatlı istasyonundan hat ayrılmaktadır. Yani 90 kilometre uzunluğundaki Ankara ve Polatlı yolundan faydalanılmıştır. 212 kilometre uzunluğundadır. 2011 yılında işletmeye alınmıştır ve yolculuk süresi 2 saattir. Eskişehir-Pendik-İstanbul hattı ise toplam 288 kilometre uzunluğunda olan hat tamamlanarak Marmaray projesine entegrasyon sağlandı. Konya-İstanbul hattı mevcutta çalışan en uzun hızlı tren hattımız. Konya-Eskişehir-İstanbul arasında yapılan YHT seferleri ile Konya-İstanbul arasında otobüste 11 saat olan seyahat süresi 4,5 saate indi. Konya-Eskişehir hattında da Eskişehir-Konya YHT seferlerinin başlamasıyla iki şehir arası seyahat süresi 1 saat 50 dakikaya indi. İnşaatı devam eden YHT hatlarına bakalım. Ankara-İzmir, güzergahı Ankara-Afyon-Uşak-Manisa-İzmir'dir. Ankara-Konya hattının 120. kilometresindeki Kocaacılar istasyonun ayrılacak hatla gerçekleşecektir. Toplam 624 kilometre uzunluğundadır. 2023 yılında tamamlanması öngörülmektedir. Yolculuk süresinin 3,5 saat süreceği ifade edilmektedir. Ankara-Sivas, güzergahı Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Yerköy-Sivas'tır. 442 kilometre uzunluğundadır. Projenin 2021 yılında tamamlanması öngörülmektedir. Ankara-Sivas arasında yapımı büyük oranda tamamlanan yüksek hızlı tren hattının 4 Eylül'de açılması planlanıyor. Ankara ile Kırıkkale arasındaki tünel inşaatlarının da çalışmaları devam ediyor. 2022 sene sonunda bu tünel çalışmalarının bitmesi hedefleniyor. Bursa-Bilecik, 105 kilometre uzunluğundadır. 2023 yılında işletmeye alınması planlanmıştır. Bilecik istasyonundan Bursa'nın Ankara, İstanbul, Sivas ve daha sonra da Kars'a yüksek hızlı tren irtibatı sağlanacaktır.
Konya-Karaman hattındaki çalışmalar epeyce sürdü. Sonunda açılışa hazır geldi. Testler de başarıyla tamamlandı. Konya-Karaman hızlı tren projesi mesafeleri özellikle Akdeniz'e bağlamak için kısaltacak. Konya-Karaman hızlı tren hattının tamamlanmasıyla Karaman'dan Konya'ya 40 dakika, Ankara'ya 2 saat 10 dakika, İstanbul'a yaklaşık 5 saatte ulaşılabilecek. Projenin Haziran ayında açılması bekleniyor. Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demiryolu bağlantısını sağlayacak Halkalı-Kapıkule demiryolu projesine bakalım. Yapımı süren Çerkezköy-Kapıkule hattındaki çalışmalarda %38 oranında ilerleme kaydedildi. 530 milyon avroluk proje, 275 milyon avroluk bölümünün Avrupa Birliği hibe fonlarından sağlanacak olması dolayısıyla en büyük hibe projesi olma özelliğini taşıyor. 153 kilometre uzunluğunda çift hatlı, 200 kilometre hıza uygun sinyalli ve elektrifikasyonlu olarak inşa edilecek, hatta yük ve yolcu trenleri çalışabilecek. Proje kapsamında 53 alt geçit, 59 üst geçit, 16 demiryolu köprüsü, 2 tünel, 194 menfez ve 3 viyadün yapım çalışmaları devam ediyor. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ hızlı tren ağına bağlayacak projeyle Halkalı-Kapıkule arasında yük trenleri için seyahat süresi 8 saatten 3,5 saate, yolcu trenleri için ise 3,5 saatten 1 saat 35 dakikaya inecek. Mevcut hat kapasitesi de 4 kat artacak. Projenin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule hattında taşınan yükün yıllık 1,53 milyon tondan 9,6 milyon tona ulaşması, yolcu sayısının da yıllık ortalama 600 binden 3,4 milyona çıkması hedefleniyor. Toplam uzunluğu 229 kilometre olan Halkalı-Kapıkule demiryolu hattı tamamlandığında Türkiye ve Trans-Avrupa ağları yüksek standartta birbirine bağlanacak. YHT proje listesine ek olarak planlanan pek çok projeyle birlikte ulaşımın hızlı ve güvenli bir şekilde artmasıyla turizm gelirlerinin de artması bekleniyor. Ankara-Antalya-Alanya-Konya'dan ayrılarak Aksaray, Kapadokya, Kayseri-Erciyes ve Divri turizm hattı amaçlanıyor. Ulaştırma Bakanlığı, Avrupa'yı Kafkaslara, Orta Doğu'ya ve Orta Asya'ya bağlayan bir köprü konumunda olan Türkiye'de batıdan doğuya kesintisiz bir hızlı tren ağını hedefliyor. Siz yeni hızlı tren hatları için ne düşünüyorsunuz? Türkiye'nin lojistik merkez üssü olmasından memnun musunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Yerli ve Milli Projeler kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Kaliteli ve ilham verici videolar hazırlamak için girdiğim bu macerada, benimle birlikte olmak için kanalıma abone olabilirsiniz.